Nasılsın kuzum? Hamdolsun efendim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. Mahtumuzun sıhhat durumu nasıl? Geçtiğimiz günlerde biraz ateş, öksürük problemlerimiz vardı. Doktor Cemil Bey'i çağırdık. Sağ olsun bir ilaç yazdı bize. Ben şunu alayım. İlaçla birlikte daha iyi oldu elhamdülillah. İyi bari. Ne yapıyorsun oğlum? Şeker atıyorum. Ya pandemi var, Covid-19 var. E atmayayım abi. Atma tabii. Zaten bu siyah beyaz da olmadı. Emin'ciğim bundan çıksak mı? Çıkalım abi. Abi niye çayhane değil de kahvehane? Öyle bakarsan kahvehane mi, kıraathane mi? Hakikaten hangisi doğru? Nereden baktığına göre değişir. Eğer 1500'lerden bakacak olursan kahvehane. Çünkü bize ilk gelen zaten kahveydi. Çayın teşrif edebilmesi için 1800'lü yılların sonuna kadar beklemen gerekir. Peki kıraathaneler? Bak o işte uzun hikaye. Bu da mı gol değil be abi? Ne oldu? Bulmacasını çözmüşler. E geç kalmışsın. Neye? Gazeteyi eline ilk alan bulmacayı çözer. Bu mudur kıraathanenin raconu? Evet. Gazete bulundurmak. Bak bizde gazetenin geçmişi aşağı yukarı 200 yıllık. Bu kadar baskı ve bu kadar dağıtım imkanının olmadığı zamanlarda gazetenin halka ulaşabileceği en kolay mekan kıraathaneydi. Abi bir mekanın... Bir mekanım bu cihanda, menzilim durağım anda, sultanım ki tacu tahtım, hüllevu burağım anda. Ne diyordum ben ya? Heh, bir mekanın kıraathane olabilmesi için gazete bulundurması şart mı? Yok. Şimdi bak, zaman makarasını 1700'lere doğru şöyle geri doğru sardır. Sardıralım. Eminönü'nde şimdi yerinde yerler esen bir yemiş iskelesi var. Onun karşısında Denizciler Kıraathanesi. Mekandan içeri gir. İskemlelerde üstlerinde cepken, kollarında dövme, başlarında yar vurdu feslerle oturan Leventler. Kahveci aralarından geçerken şamdana şöyle bir vuruyor. Gölgeler bir sağa doğru uzuyor, bir sola doğru uzuyor. İleride efendi peykesinde bir adam raftan aldığı Gazavatname'de Hazreti Hamza Cenklerini okuyor. Gazavatname, Türk ve Müslüman komutanların hayatlarını ve yaptıkları cesurlukları anlatan hamasi eserlerdir. Eyvallah abi. Gazavatname deyince bir kaldım. Abi peki kahvehaneler ne zaman batakhanelere dönüştü? Hani bir şarkı var. Kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi. Oturmuş kumar oynar ah ciğerimin köşesi. Aslında bu tarz oyunlar hep vardı bazı mekanlarda. Ama o mekanlarda bu oyunları oynayan insanlar için bile tekbir denilen günler vardı. Tekbir? Tekbir. Yani perşembe akşamı. Yani kandiller. Yani Ramazan geceleri. Yani bayramlar. O günlerde o yolun yolcusu olan insanlar bile Aksaray'da kötü avrattan, Karaköy'de şaraptan el çekerlerdi. Hürmet ederlerdi. Onların jargonunda işte bunun adı tekbirdi. Zaten eski İstanbul'da Ramazan'ın hatırası daha da büyük. Mesela divan yolunda Arif Bey'in kıraathanesine girecek olsan, set üstünde bir meddah elindeki asasını 3 kez yere vurup haykırırdı. Hak dostum hak diye başlayalım sözümüze. Hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz meclisimize. Pirim Hazreti Hamza ve gelip geçen söz pehlivanının demire aşık ola. Hu. Bir de şey vardı abi. 10 kere demedim mi sana, sevme 9 yar, sevme 9 yar. 8'de safa, 7'de vefa, olmaya zinhar, olmaya zinhar. 6 ile 5, 4 ile hiç, başa çıkılmaz, başa çıkılmaz. 3'ün 2'sin terke de gör, takala bir yar, takala bir yar. Karagöz ile Hacı İvaz. Karagöz ile Hacı İvaz efendi, ruhları şad olsun. Eyvallah. Onların başları vurulduğunda dönemin nakşi şeyhlerinden Şeyh Kuşteli çok ederlenmiş. Sarığını almış, açmış,
iki tarafından tutturmuş, iki mum koymuş, çarıklarını ellerine geçirmiş ve bir karagöz hacivat temsili yapmış. Ve adı gölge oyunu. Gölge oyunu yani hayat gibi. Ruhlarımız bu dünyada bir gölge oyunu oynayıp geçecekler. Hani az önce şarkıda söyledin ya, sevme dokuz yer diye başlayıp birer birer adetini düşürüp en sonunda ta kala bir yer, vahdete ulaşmak. Yani bütün yollar ve bütün yarlar Allah'a çıkar. Eyvallah. Abi babamın çok güzel bir nasihati vardı. Kitap oku ama daha da önemlisi kitap okuyan insanlarla beraber ol. Hah işte o sebepten eski insanlar kıraathaneleri tercih ederlerdi. Hazırlıklıyız. Hazırlıklıyız abi. Eyvallah. Peki kütüphaneler? Bak kütüphaneler bireysel çalışmaların yapılabileceği mekanlar. Orada ses çıkaramazsın. Başkasının yanına gidip onunla konuşamazsın. Ama kıraathaneler öyle değil. Kıraathaneler biraz da kütüphane adamların geldiği ve gençleri etrafına toplayıp nasihatlerde bulunduğu, fikir telakileri yaptığı ortamlar sanki biraz da. Evet. Bak gelenekli kıraathaneler var. Sanmayın avare bülbüller gibi güllükteyiz. Biz yanık kor gibi akşam sabah küllükteyiz. Evet. Sıtkı Akozan'la kol kola Beyazıt'taki küllük kıraathanesine girdiğini düşün. Bir masada Yusuf Ziya Ortaç. Arkasında Reşet Ekrem Koçu. Öbür tarafa dön Masar Osman. Oradan çık az aşağı salın Marmara kıraathanesinde Osman Yüksel Ser'den geçti yanına oturtmuş gençlere iman ve aksiyonu anlatan Necip Fazıl'la karşılaşabilirsin üstadla. Nur Osmani'den aşağı doğru salın. İkbal Kıraathanesi'nde Yahya Kemal'i, Tanpınar'ı, o dergah dergisini çıkaran, milli mücadeleye destek olan yazarları bulabilirsin. Saraçhane'ye dön. Fevziye Kıraathanesi'nde Tanpınar'a Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü yazdırma imkanı sağlayan Esferi Safi'nin tayfesiyle karşılaşırsın. Abi bu ne ya? Şampiyonlar Ligi resmen. Bir de usta çırak ilişkisi var abi. Bak bizim geleneğimizde rahleyi tendisinden geçmek diye bir tabir var. İster camideki hoca olsun, ister kürsüdeki vaiz olsun, ister medresedeki alim olsun. Sahnedeki neyzen olsun. Onun terbiyesinden geçmek. Yani ondan hem ilim hem irfan almak. Eyvallah. Bu bir tarafa, bir de falanca hocadan filan kitabı okudum diye bir tabir var. Yani o kitap evet var ama o kitabı okutan hocanın dağarcığından geçirerek okumak. Tabii bunun şöyle bir katkısı oluyor değil mi? Hani birlikte okuyorsun ve kafana takılan şeyleri o ortamda paylaşabilirsin. Veya senin göremediğin başkasının görüp orada aktarabileceği çok önemli bilgiler, anekdotlar olabiliyor. İşte onun için demişler zaten. Rahmet cemaatin üstüne iner. Abi bir ara yasaklanmış mıydı kahvehaneler? Hani şer zannettiğin şeyde hayır, hayır zannettiğin de şer diye bir laf var ya. Bazen ikisi birbirinin içine geçiyor. Yine burası gibi bir çınar altında dönemin genç şairlerinden Galip Mahlası'nı kullanan şairi, dönemin büyük üstadları imtihana tabi tutarlar. Derler ki, Nabi'nin divanını bize bir analiz et bakalım. Madem Galip'sin. Şeyh Galip de Nabi'nin divanında eksik gördüğü hususları tek tek sıralar. Öyle olunca iddiaya tutuşurlar. Madem Nabi gibi bir adam seni eleştiriyorsun, hem zaten bir de Galip'sin. O zaman gel daha büyüğünü yaz. İşte tam da o günlerde meşhur Cibali yangını kopar. Bir kıraathanede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle o kadar genişler ki Eminönü'ne kadar binlerce ev ve iş yerini yakar. 4. Murat Han bu yüzden yasakladı demek ki kahvehaneleri ve tütün evet. Mamullerini. Evet. Ama işte bu yangın beraberinde 6 ay gibi kısa bir sürede ateşten denizlerde bundan gemilerin yüzdüğü hüsnü aşkı doğurur. Ne demiş şair? Hiç aşktan özge şey reva mı? Sarf etmeye cevheri kelam. Bir özlem var içimde uzaklara doğru, engin denizlere sana ve aşkımıza. Bir özlem var içimde uzaklara doğru, engin denizlere sana ve aşkımıza.
Sisli bir maziden uzakta, yalnızca sana yakın. Gönlümün dalgalarında hep sen varsın. Bitmeyen rüyalarımda hep sen varsın. Saat de geç olmuş. Bakayım. Hakikaten geç olmuş Ali abi. Ehli keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıfanın oynaması. Gidelim ya. Düşmanıyorum böyle. Ama dibi. Hakikaten ya. Neyse siz de gelsin. Gelsin. Bu adamlar da güzel adam. Yani özellikle...